Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere daha önce kestiğim pijamanın üstünü yapacağız şimdi. Ölçü olarak sweatshirt kullanacağım ben. Siz kaç yaşa uygun istiyorsanız elinizdeki çocuğunuzun tişörtünün ölçüsünü alabilirsiniz. Bu şekilde yapılabilir arkadaşlar. Çocuğun ölçüsünü almak biraz zor olur. Üzerine güzel olan bir kıyafetin ölçüsünü almanız daha rahat olacaktır. Boy 52 arkadaşlar. Yine keserken de dikiş payı vermeden keseceğim. Çünkü etek ucuna da yine ribana takacağız. O yüzden 52 olarak yazdım ben. Beden 40 santim, 80 santim. Basen de yine aynı şekilde arkadaşlar. 80 santim. Kolu ölçerken ben o şekilde ölçü alıyorum arkadaşlar. Omuzdan tutuyorum. Normal kişinin ölçüsünü alırken de bu şekilde ölçü alıyorum. Şöyle. Kol 55 santim. Ayrıyeten omuz ölçüsünü alıyorum ben. Omuz 7 santim. Evet arkadaşlar, ölçümüzü aldık. Şimdi kesmeye geçebiliriz. Kumaşımı hazırladım ben. 52 santimden kestim kumaşımı. Diğer kumaş pijamayı keserken yan taraftan artan parçasını değerlendiriyoruz arkadaşlar. İlk önce yakayla başlıyoruz. Şöyle bir yaka oyuntusu veriyorum ben. Şöyle omuzdan aşağıya doğru 2,5 santim. Şu genişlikte 8 santim. Omuzu 7 santim demiştik. 1 santim dikiş payı vereceğiz. 8 santimden işaretliyoruz. Beden 80 santim, 4'te 1'i 20 santim yapıyor. 1 santim dikiş payı vererek 21 santimden şöyle işaretliyoruz. Basen de aynı şekildeydi arkadaşlar. 80 santimde dikiş payı vererek 21 santimden işaretledik. Şu kol oyuntularını, yani tişörtün ölçüsüne de göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çizdiğimiz yerden kesiyoruz. Şimdi kolunu keseceğiz arkadaşlar. İlk önce ben gelişi güzel bir kol oyuntusu çiziyorum. Omuz 7 demiştik. 7 santime şu şekilde çizgimin dışına alıyorum. Kol 55'ti. 55 santimden işaretliyorum. Şöyle. Kol ucunda dar yapmayacağım. Kol ucuna da lastik geleceği için, ribana takacağım için ribanayla büzdüreceğiz. Yani şu genişlik 13 santim olabilir. Yani 26 santim. Şimdi çizdiğimiz yerden kesiyoruz. Kolunu kestik. Daha sonra kol oyuntusuna uyumlu mu diye bakıyoruz. Ben biraz fazla gelmişti. Yine daralttım. Evet, şu şekilde. Şu ölçüsünün santimini de vereyim ben. 18 santim arkadaşlar. Yani bu pijama takımı 4-5 yaş erkek çocuğu için. Şimdi omuzundan alıyoruz yine. Sıfırdan başlayarak. Ön omuzdan alıyoruz. Kol altından çıkıyoruz arkadaşlar. Yaka oyuntusunu vereceğiz şimdi. Yani yakaya da ribana takacağımız için fazla kapalı yapmayacağız. Ölçüsünü de vereyim ben size. Yukarıdan aşağıya 10 santim. Ön bedenimiz, arka. Şimdi ribanalarını kesiyoruz arkadaşlar. Ribanalarını kestim ben. Yine 10 santim genişliğinde kestim. Çünkü çift katlayıp takacağız sonra. Bedenden şöyle, yani 5 santim kadar az olmuş oluyor. Yani şu şekilde esneterek takmış olacağız.
Yan taraftan artan parçayla da parçayı da koluna takmış olacağız. Kolundan daha eksik. Yakasına takacağız. Yakayı yine tişörtün yakasındaki ribanaya göre yapılabilir. Ben göz kararı kesiyorum. Yani ölçüsü de 18 santim. Yani 36 santim olmuş oluyor açıldığında. Şimdi arkadaşlar ribanaları şöyle kenara alıyoruz. Dikişine geçeceğiz. İlk önce omuzları birleştiriyoruz. Kollarını takıyoruz. Daha sonra yanlarını birleştiriyoruz arkadaşlar. Dikişlerini çektik arkadaşlar. Ribanaların açık taraflarını da birleştirdim. Pijamanın paçasında olduğu gibi yine şu şekilde çift katlıyoruz. Şu şekilde dikiş tarafını kolun dikişine denk getirerek ribanamızı esneterek kola takıyoruz. Aynısını etek ucu için de yapıyoruz. Yakayı da aynı şekilde dikişi arka tarafa denk gelecek şekilde arka ortasına değil hemen omuza yakın bir şekilde takıyoruz arkadaşlar esneterek. Gerçi ribanası olmayan arkadaşlar yakayı daha kapalı kesebilirsiniz arkadaşlar. 1 santim kadar kıvırabilirsiniz. Kollarını biraz daha dar kesip yani düz de katlanılabilir. Evet. Şimdi ribanalarını takıyoruz arkadaşlar. Ütüsünü yapıyoruz. Üst pijamamız bitmiş olacak. Evet arkadaşlar. Pijamamızın üstü bitti. Giyilmeye hazır. Ütüsünü de yaptık. Bu şekilde oldu. Daha önce de alt tarafını dikmiştik zaten arkadaşlar. Bu şekilde. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olmayı unutmayın.